günler sevgili seyirciler. Bir zirveden programı daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Sınıf İstiletim Kurulu Başkanı Barış Sun. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Geliyorum hemen sorularıma Barış Bey. Sınıfı merak eden sevgilerim için. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım Barış Bey. Barış Sun'a. 1974 doğumluyum, Denizli'yim, doğma büyüğüm, buradayım. Uzun yıllar finans sektöründe görev yaptım, yaklaşık 15-16 sene borsacı olarak, yani finans sektöründe, sonrasında bankacılık. 2012 yılında da kendi isteğimle bu sektörden ayrıldım. Bunun akabinde bir sene araştırmalar yaptık, piyasa araştırması yaptık, değişik sektörleri araştırdık. Kendi işimi kurmaya yatırım hayallerim vardı. Bu kaç yılın sonunda kendisi? 2012'de işim, yani bankacılık sektöründen ayrıldım. 2013 yılında 23 Temmuz 2013 tarihinde şirketimi kurdum. Tam bir yıl sonra kurdum. Bu işi kurmak kararım ise 6 ay gibi bir fizibilite çalışmasından sonra ortaya çıktı. Sınıfı kurma çalışmalarımız, araştırmalarımız yaklaşık 6 ay sürdü. Sektörel olarak Deniz'de birlik yapmak gerçekten çok zordu. Hemen her sektörden anket çalışmalarıyla, piyasa araştırmalarıyla ciddi bir database oluşturarak müşteri beklentilerini göz önünde bulunarak bunun sonucunda bir ortaya bir ürün çıktı, bir hizmet çıktı. Bunun adını da son ofis olarak soy ismimizden isimlendirerek marka değeri oluşturma adına verdiğimiz çalışmalarla birlikte 6 aylık inşaat aşamasından sonra 2014'te faaliyete girdik. Evet. Hayatını geçmiş. Biz kısaca son ofis nedir? Tekrar böyle. Tabii hemen anlatayım. Son ofis bir işletme. Doğru. İşletmenin kendi içerisindeki verdiği hizmetler olarak ben size biraz daha geniş yelpaze olarak bahsedeyim. Şirketimiz ofis kiralama hizmeti vermektedir. Yani ofis kiralama deyince normal bir binada bulunan ofisten farkımız bizdeki her şey hizmet bedeline dahil. Yani bizim son ofis dünyasında bulunan bir ofise iş yeriniz olduğunda iş yer açılış ruhsatından tutun, elektrik, su, telefon, internet, yazıcı, ortak gider, ısınma gideri, işte klima, bakım giderleri, yazıcı giderleri hiçbirini siz ödemiyorsunuz. Bizim size geldiğinizde beğendiğiniz ofisinizin fiyatı üzerinden bütün bunları istinaden bir de ekstra bir şeyler alıyorsunuz, stopaj ödemiyorsunuz. Yani fatura kestiğiniz için, şirket bünyesinde fatura kestiğiniz için KDV ödüyorsunuz ve tümünü hizmet gideri olarak giderlerinizden düşebiliyorsunuz. Her şey dahil ofis kiralama hizmeti veriyoruz. Ama hizmetimiz bu. Hazır bir şekilde. Yani mobilyası. Hazır bir şekilde. Evet, evet. Geliş sadece. İçeri girdiğinizde internet üzerinden de zaten galeride resimlerimiz var. Onlar birebir gerçekten. Çoğu müşterimiz de soruyor onlar çizim mi diye. Hayır, onlar prototip değil. Gerçekten birebir şu anda yaşayan ofislerimiz. İkinci ticari yolda, onu da söyleyeyim. Biz uzun araştırmalar sonucunda demiştim ya, birçok bölgede araştırma yaptık. Bu araştırmaların sonucunda finans dünyasının merkezinde olmaya karar verdik. Bankalar Caddesi'nde, ikinci ticari yolda, deprem yönetmenine uygun, süper lüks bir binada, Doğmuşçaban İş Merkezi'nde, bankaların bulunduğu, işte karşımızda Garanti Bankası, altımızda Deniz Bank, T Bank, yani en az 10-12 tane bankanın bulunduğu bir merkezde yer alıyoruz. Otopark problemimiz yok. 2 tane kapalı, 3 tane açık otopark var 100 metre çevremizde. Katlı otopark söz konusu. Yani iletişim, ulaşım çok basit. Önümüz otobüs durağı. Yani 100 metre aşağıda, 100 metre yukarıda taksi durakları var. Yani merkezi bir yerde iyi bir hizmet veriyoruz. 7. ve 8. katlı olması, önünün kapanmayacak olması, güzel bir manzaraya sahip, geniş ve ferah bir manzaraya sahip. Uzun uğraşılar sonucunda böyle bir işletmeye sahip olduk. Yani, kaç metrekareden? Şu anda ofislerin 11 metrekareden 35 metrekare kadar değişik boyutlarda var. Mevcutta bizim çalışma alanımız olan 850 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Bunun içerisinde neler var diye sorarsanız,
ofislerden hariç ana bir resepsiyonumuz var. Genç bir resepsiyonumuz var. Müşteri bekleme alanımız var. İki tane toplantı salonumuz var. Peki ortak mıdır bu alanlar? Evet ortak. İçeriye girdiğiniz anda bir lobimiz var. 360 derece sunumumuz var. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani izleyicileriz de izleyebilir. İçeride bir lobimiz var. Lobiye geldiğimizde ofis yönlendirmelerini bizim kendi kadromuzda bulunan arkadaşlar yapıyor. Bunun haricinde bayanlarla odası, erkeklerle odası, aile, sürekli temizliği yapılan bir hizmet sunuyoruz. Bir eğitim salonumuz var, bir toplantı salonumuz var, sigara salonumuz var, yemek salonumuz var. Bunlardan hariç müşterilerimize, dışarıdan gelebilecek müşterilerimize de bekleyebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Şu ana kadar ki müşterilerimizden herhangi bir şikayet almadı. Her geçen gün yenilik katıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde eksiklik bulduğumuzda yenileme faaliyetleri, müşterilerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeye çalışıyoruz. Oldukça da sinerji yaratan bir faaliyet alanımız var. Çünkü İlk defa böyle bir şey var. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim araştırmalarımız sonucunda İzmir'de bizden sonra açıldı. Ankara ve İstanbul'dan sonra Anadolu'da tek firmayız biz. Yani çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani ben burada bazı gerçeklerden bahsedeyim. Denizli ilk yapmak çok zor. Kesinlikle. Hani bazı şeyleri yapmak için çok uzun mücadeleler vermemiz gerekiyor. Söylediğim ya uzun bir database, büyük bir database oluşturup onun sonucunu ortaya çıktı diye. Hani her 10 kişiden 8'i bu iş olmaz. Mantıklı değil, doğru değil diyen o 8 kişilik kesimin hangisi olursa olsun yani iş adamından tutun çalışanına kadar iş yerine gelip gördüklerinde takdir edip geri gidiyorlar. Yani biz bunu beklemiyorduk diye. Bu geri bildirimler de tabii bizi motive ediyor. Kesinlikle. Daha çok yatırım yapmaya heveslendiriyor. O şekilde Barış Bey. Bir de şey sormak istiyorum ben izleyicilerim adına. Bu müşteriler arasında hangi sektör daha çok dağılımı nedir? Şimdi biz bu araştırmaları yaparken hemen hemen benim kendi müşteri kitlesi olarak belirlediğim, çalışmalarında belirlediğim kesimle her birimden müşterimiz var. Emlak sektöründen, gayrimenkul sektöründen. Mesela avukatlarda ben sonradan katılım aldım. İki tane avukat büromuz var, hukuk büromuz var, kendi üyemizin. Bilgisayar yazılım firmamız var, bilgisayar teknik servis bölümü var. Tekstil ithalat ihracat işlemi yapan, kablo ithalat ihracatı yapan bir arkadaşımız var. Emlak derneği yeni aramıza katılan bir arkadaşımız var. Hemen her sektörden bir müşterimiz var. Bunun da bize artıları, eksileri, müşterimiz açısından ve bizim açımızdan ortada bir sinerji yaratıyoruz. Onlar da kendi aralarında iş paylaşımı yapıyorlar. Yani paslaşmalar. Paslaşmalar. Mesela Denizli'ye yeni katılan bir firma var. Proit diye. Buradaki ismi Ersan. Şu anda serbest bölgede büyük bir alanda fabrika kurulumu aşamasına geldiler. Bunlara aracılık yapıyor olmak bile bizi motive ediyor, onore ediyor. Müşterilerimizle beraber olmak. Her gün berabersiniz çünkü. Yani işlemi kültürü gibi değil. İçeriye girdiğiniz zaman 14 tane kapı size bakıyor. Hepsiyle merhabalaşıyorsunuz. Herkes sabah bir günaydın. Güzel bir ortak. Yani mutlaka bir ortak faydalar bulunuyordur. Bu şekilde yer alıyordur. Müşteriler ne için siz tercih ettiniz? Hani, bir ofis tutmak yerine. Başta da bahsettiğim gibi. Eğer giderleriniz değişkense ki bizim hesaplamamızda 23 ayrı kalem var bir ofisin giderleri içerisinde. Şimdi müşterilerimiz böyle ilk söylediğimiz yer, izleyiciler de aynı şeyi düşünecektir. 23 kalem nedir diye sorduğunuzda üst üst alt alta toplayın gerçekten 23 tane kalem var. Buna en ufakta yani temizlik kağıdından tutun, kırtasiye ataçından hani her birini sizin bireysel olarak satın almanız lazım. Yazıcı, toner, internet, elektrik, klima bakımı, işte kalorifer yakıtı gideri, asansör bakımı gideri, ortak temizlik, merdivenin bakımı, aklınıza gelebilecek 23 ayrı kalem. Ben bunları oturduğum tek tek saydım, gerçekten de doğru. 23 ayrı kalem dediğiniz zaman her gün biriyle ilgilenseniz bir ayınız sürmüş oluyor. Yani günde 15 dakika bir sorunla ilgilenmeniz gerekiyor. Müşterilerimizden geri gelen bildirimler doğrultusunda biz eskiden acaba iş yapmıyor muyduk?
geri bildirimler alıyoruz. Çünkü akşama kadar sadece işimle ilgileniyorlar. Yani onun dışında başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Siz bir mimarsanız akşama kadar çizmenizle ilgileniyorsunuz. Avukatsanız dosyanızla ilgileniyorsunuz. Şimdi sizin arkanızda back office'inizde çay ve temizlik hizmetlerine bakan bir görevlimiz var. Onun gerisinde telefonlarınızla çağrılarınızla misafirlerinizle karşılayan bir bölümümüz var. Bunun akabinde bakım ve teknik servisi sağlayan bir bölümümüz var. Düşünün ki sadece işinizle ilgileniyorsunuz. Artı bütün bunların yanısına ilk başta da konuştuk. Stopaj ödemiyorsunuz. Ve hepsini küçük küçük parçalar olarak düşünün. Yani bir işletmede böyle konuştukça ortaya çıkıyor. Kahve aldırdınız, çay aldırdınız. 3 lira, 5 lira, 8 lira peşten ayrı ayrı koyup sonra çöpe atıyorsunuz. Giderlere yansıtamıyorsunuz. Ama bizim sistemimizde öyle bir gidermiz olmadığı için hepsini tek kalemde faturalandırıp tamamını işletme giderlerinden düşebiliyorsunuz. Bir de değişken değil. Bir yıl boyunca sabit bir bedel ediyorsunuz. Bu da sizin ufkunuza, çalışma performansınıza yansıyor. Çünkü sadece işinize bakıyorsunuz. Başka hiçbir şeyle ilgilenmek zorunda değilsiniz. Yani internet sorunu. Evet, biz zaten hani bilgisayar dışında her türlü donanımımız mevcut. Ofislerimizde masa, sandalye, bekleme grubu, sadece bu çalışma yani çantanı kapkaya dediğiniz gibi masaya oturduğu anda vesileyene kadar, klimasına kadar her şeyle düşünülmüş bir ofis düşünün ki her zaman da tertemiz. Hani uydu yayınımız var, kablolu TV yayınımız var, yani televizyon izlemek isteyen müşteriye bile her türlü hizmeti verebiliyoruz. Akıllı televizyonlar için internet hattımız. Yani düşünemediğiniz birçok kalemde biz hizmetin altyapısını hazırlamış durumdayız. IP santralimiz var. Tüm dünyayı arayabiliyorsunuz ve ücretleri biz ödüyoruz. Müşterilerimiz o ücretleri. O da müşterilerimize bir rahatlık sağlıyor. Hani ofis giderlerini düşünen bir işletme olarak bakmıyoruz. Profesyonelliği yaşamak isteyen müşteri kitlesi olarak düşünüyoruz. Çünkü elinin altında bir telefon, ücretini ödemediği bir telefon var. Tüm dünyayla iletişim sağlayabiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani düşünün ki işletme burası, bizim işletmemiz, ofisimiz olsun, internet bozuldu. Öyle bir işe imkan yok, ikinci internetimiz var. Her şeyin bir yedeği, her şeyin bir backup'ı var. Peki mağdur etmiyorsun. Yani anlık taleplere cevap verebiliyoruz. Bu kadar verebiliriz, böyle söyleyeyim. Peki Denizli'de bir tane mi? Şu an için bir Çınar'da ve Çamlık'ta olmak üzere iki tane daha düşündüğümüz projelerimiz var. Ona uygun binalar bakıyoruz. Dışarıdan iş teklifleri var. Hani yap işletmeler usulü binasını verip bizim işletmemiz isteyen kitleler var. Şu an için ekonomik olarak, yani piyasa ekonomisi olarak Denizli'ye yeni bir şey tanıttığımız için çok acele etmiyoruz. Yanlış bir karar almak istemiyoruz. Yani. İlerleyen dönemlerde son ofisi ilerleyen 7 tane de araştırmamız var. Yani bunu bugün için söylemek çok doğru olmaz belki ama 2015 senede bayan sanırım ben bir Türkiye turuna çıkacağım. Gittiğimiz yerlerde de iş ortaklıkları franchising usulü iş ortaklıklarını değineceğiz. Buradaki mantık da şey olacak. Bütün ofis tek bir merkezden yönetilecek. Burada ofis olan müşteri Antep'e gittiğinde orada da aynı ofis ortamında aynı telefon numarasıyla hizmet vermeye devam edebilecek. Antep'te olan müşteri deniz adresiyle isot satabilecek. Deniz'deki kişi deniz adresiyle Antep'te havlu satabilecek. Bunu merkez ofis ve salon ofis şubeler, yani düşünün ki 7 tane olduğumuzu varsayarsak, yani ilerleyen dönemlerde deniz ofisinin olması karşılığında 7 ilde daha şubeniz olabilecek. Ben 7 şubede değil, ofisimiz yerine var. Trabzon'da şubem var, İzmir'de şubem var. Telekonferans ağıyla birbirine bağlamayı düşünüyoruz. Bunlar gelişen dönemlerin, gelişen bizim için projeleri. Sanal ofislerimiz biraz izleyicilerimizden bahsedersiniz. Sanal ofis, sanal yani e-ofis, sanal ofis dediğiniz zaman insanlar da bir tepki veriyor. Sanal neymiş? Mantığı şu, eğer herhangi bir çalışma ortamına, fiziki çalışma ortamına ihtiyacınız yoksa, post yazı bağlatmak istiyorsanız, resmi adrese ihtiyacınız varsa, bir sabit telefona ihtiyacınız varsa, sanal ofis hizmetinden çok düşük rakamlarla faydalanabiliyorsunuz. Bizim şu anda 4 tane sanal ofis müşterimiz var. Bir tanesi yurt dışında, 3 tanesi yurt içinde. Bunlar nasıl hizmet alıyorlar? Fiziki olarak adreslerimiz son ofis. Evet.
bütün postaları bize geliyor. Bizim S zamanı sistem üzerinde de görebilirsiniz. S zamanı SMS e-mail'le bildirim sistemimiz var. Genel kargolarda misafirleri S zaman olarak müşterinin cep telefonuna e-mail adresine bildirimde bulunuyor. Bunların karşılığında gelen bütün kargoları, gelen bütün misafirleri, gelen bütün müşterilerinin karşılaması yapıldığı için de o dışarıda ilgili kişi pazarlama sektörünün olduğunu varsayalım, kendi işini takip edebiliyor. Yani bir ofis için bir fiziki yer kiralayıp oraya ayrı bir ücret ödemesine gerek yok. Yani çok düşük ücretlerle bunlara sahip olabiliyorlar. Düşünün ki home office olarak çalışan birçok kişiler var. Bu kişilerin artık böyle bir bazen güvenilir olmuyor müşterileri için. Evet. Yani, bu tarzda ofisimiz var mı soruluyor? Fiziki olarak kullanabiliyor mu? Evet. Müşterisi ile bir randevusu varsa biz ona günlük saatlik ofis verebiliyoruz. Orada hizmetleriz ya. Bunlardan da kısaca bahsedersek. Müşterilerin mesela dışarıda bulunup günlük ofise ihtiyacı olduğunda bizim bütün ofisler mobil olduğu için ofisinde, boşan ofisin birini seçip orada müşterileriyle tek zamanında yine sistem üzerinden çay kahve servisini alabiliyor, yazıcıyı kullanabiliyor, internet hizmetini ayarlanabiliyor. Müşterilerini ofis ortamında karşılayabiliyor. Home office olarak kullandığınız zaman, yani mali yönden araştırırsanız ki bu yani bilinen bir gerçek, ev adresinizde bulunamadığınızda şirketiniz dondurulabiliyor. Sürekli orada bulunmanız gerekiyor. Ki home office sizin dediğiniz gibi çok güvenle bakılan bir şey değil. Çünkü adres sabitesi olmadığı için ve iş dünyasından uzak yerlerde bulunduğu için çok da bir sıcak bakımdan bir sektör değil. Yani sanal ofiste sabit bir telefon numaranız var ki IP telefon dediğimiz sistemde telefonunuzu dünyanın neresine giderseniz gelin ofisinizde bir şey kullanabiliyorsunuz. Bunun altyapısı da mevcut. Altyapı harcamalarımız bizim daha fazla. Yani bugün için bu işletme için değil de dediğim gibi ilerleyen dönemlerde kullanabiliriz. Altyapıyı bayağı evet. Geniş tuttuk, backup da yaptık, sistemi biraz da geniş tutuyoruz. En son açık ofis hizmetlerini konuşuyorduk. Açık ofis hizmetleri bahsedeyim. Biz ofisçilik alanında denizde gerçekten bir ilki yapıyoruz. Bu ilkle beraber de birçok ürünü getirmeye çalışıyoruz. Bunları getirmeye çalışırken ki yani izleyicilerimiz de buna hak verecektir. Denizde gerçekten zorlanıyoruz. Mesela bir şirket merkezimiz var. Organize sanayi de olabilir. Bu şirket merkezinin ikinci bir itibar projesi olarak bizim orayı kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyle uğraşmadan, hani biraz önce de bahsettik bunları. Yani bir ofisiniz olduğunda kirası, elektriği, suyu... 23 kalemden bahsettik. Yani 23 kalemden bahsettik. Aklınızda kalmış. Bunların hepsiyle uğraşmak ayrı ayrı bir iş yükü. Bunların hepsinin bir kalemde toplanabildiği, bir kişi tarafından yönetildiği bir şirket merkeziniz olduğunu düşünürseniz de gerçekten kaliteli ve ileriye dönük bir işletmedeyiz. Açık ofisle ilgili de bahsedeyim size. Şirkette mesela birçok firmanın pazarlamacı ve bankacı finansal elemanları vardır piyasada gezen. Ya da hepsini bir yana bırakalım. Yazılım sektöründe çalışan üniversite öğrencisi arkadaşlarımız var. Bir ofise bir kapalı bir mekana, ev ortamından uzak bir çalışma ortamına ihtiyaçları var. Birebir çalıştıkları, herhangi bir şekilde yasal adresine ihtiyacı olmayan birçok çalışan arkadaş var. Bunlar kimlerdir? Firma elemanlarıdır. Bunlar kimlerdir? Kendi bünyesinde yazılım yapan arkadaşlardır. Bunlar kimlerdir? Muhasebecilik, muhasebe, mali müşavirlik sektöründe olup da firma bazında çalışan herhangi bir ofisi bulunmayan arkadaşlarımız var. Bu tür kişiler büyük şehirlerde bizim tarzımızdaki hazır ofis sektöründeki açık ofisleri kullanıyorlar. Açık ofisle ilgili mantığını da birebir anlatmak açısından söylüyorum. Bir internet kafeyi düşünün. Gidiyorsunuz bir bilgisayar kiralıyorsunuz. Oturuyorsunuz internet işlemlerinizi yapıp çıkıyorsunuz. Ücretini ödeyip çıkıyorsunuz. Bizimkisi bunun ofis versiyonu. Yapmaya çalıştığımız, şu anda yeni olarak hizmete sokmaya çalıştığımız açık ofis mantığı bu. Yani geleceksiniz, orada bir şirket hazırlanır. Şirketten size gönderilen mailleri print alabileceksiniz, faksınızı alabileceksiniz, şirket talimatlarını alabileceksiniz, yazıcıyı kullanabileceksiniz, çayını kahvenizi içeceksiniz, yazın serin bir ortam, kışın sıcak bir ortam, sonra tekrar işinizi yapıp geri döneceksiniz. Yani tekrar şirkete dönün, oradan faks çektir. Ben eski bankacı olduğu için çok iyi biliyorum, şirket personelini X bankasına gider,
firmadaki muhasebeci oraya fark çeker, bu talimatı alır, onu alır. Öteki yer bankasına götürür, yer bankasından talimat alır, başka yere götürür. Bunlarla uğraşmasına gerek yok. Yani biz açık ofislere kastımız bu. Yani böyle bir hizmetimiz de önümüzdeki günlerde devreye girecek. Peki Denizli buna? Şu an için hazır olmayabilir ama hazır ofislere de ilk başta tepkiden bahsetmiştik. Ön yargıdan bahsetmiştik ama şu an için öyle bir şey yok. Hatta yerimiz olsa daha da verebileceğiz. Bizim şu anda mevcutta iki kat üzerinde hizmet veriyoruz. Bahçe ofislerimiz var. O da Denizli değil. Ondan da bahsetmiştik. Bahçe ofisleri derken? Herkese kendi balkonu var. Balkonunda yeşil bir botanik diyebileceğimiz bir bahçe dekorasyonu var. Bahçe oturma grupları rahatlıkla tavsiye etmiyorum ama sigara içebilecekleri bir balkonları var. Yemek yiyebilecekleri bir balkonları var. Manzaralı dediğim gibi yüksek bir katta olduğu için, 8. katta olduğu için. Yani bu da Denizli'de bir ilk. Yani Denizli kaç tane firmanın kendi balkonu, kendi bahçe oturma durumu vardır. Yani bunların hepsini düşünerek alt katta sigara içemiyorum gelmişler için üst katta sigaralı odalar, sigara içebilecek balkonlu ofisler de yok. Hani her geçen gün dedim ya, geri gelen bildirimleri değerlendirip bir sonraki versiyonda daha iyi hizmet verebilmek için önlemek oluyor. Onlar da zaten bir mümkün oldu devreye girdi. Açılıyor. Daha yeni. Yeni. Örnek olarak söylüyorum. Şu anda toplam 18 tane ofisimiz var. Zaten 16 tanesi şu an için dolu. Mevcutta dolu. Gerçekten çok tercih edilen. Dışarıdan baktığınızda tepki doğuruyor. Kabul ediyorum. Yani ben 300 liraya, 400 liraya yer kiralayabilecekken 600 lira, 1000 lira, 1500 lira niye ofis kirası vereyim düşüncesi hakim. Herkes böyle düşünüyor. Ama alt alta kalemleri topladığınız zaman stopaj, elektrik, internet, su, ortak gider, ısınma, asansör bedeli, tadilat, bakım, onarım, amortisman giderleri, faturalar, içecek. Artı zaman kazan. En büyük şey de zaman kazan. Zaten sloganımızı da görmüşsünüz. Siz işinizi yönetin, biz ofisinizi diyoruz. Yani, ofis yönetmek bizim diyoruz. Herkes kendi bildiği işi yapmalı. Yani başlangıç noktalarından biri bu. Kesinlikle. Başka hizmetlerimiz arasında sekreterya hizmetimiz var. Sekreterya hizmetimiz. Dışarıdaysanız telefonunuza bakacaklarına ne ihtiyacınız varsa sabit telefonunuzda, kartvizitinizde bulunan hani hepimizin bildiği orta sorunlar. Cep telefonu bulunan bir kartvizit mi daha prestijlidir, sabit numaralan bir telefon numarası mı diyoruz ve karşınıza çıkan biri mi? Ki yani işletmelerde çoğunda özel sekreteri olmayan işletmelerde sabit telefonlar değil, genelde cep telefonla konuşmaya alışmış bir toplum halindeyiz. Bu işin prestij kısmı sabit telefonla görüşmektir. Sabit telefon olan kişinin sabit bir adresi de vardır. Biz bunu sanal olarak genel uyguluyoruz. Her zaman bu bakış açısıyla bakılır. Biraz daha müşteriye güven verir. Güven verir. Sabit bir adresi vardır. Ulaşılabilen şirketi temsilen, telefon açabilen bir kişi vardır. Randevunuzu alabilir. Randevunuzu yönetebilir. Toplantınızı yönetebilir. Müşteri firma adına müşteri randevunuzu alabilir. Bunun da bir altyapısı mevcut. Ofisçilik adına genel talepler olacak mıdır bilmiyorum ama yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma sormak istiyorum. Tabii ki. Çok merak ettiğim için. Firmaları siz mi tercih ediyorsunuz? Hani her gelen firmayı ofisinizde kabul ediyor musunuz? Çok güzel bir soru. O var çünkü çok farklı şeyler de olabilir. Çok güzel bir soru. Bunlar tecrübeyle sabit. Hani bazı hatalar yapmadık diye yapılıyor. Hani her sektörde başlangıç aşamada hatalar yapılır. Bizim birinci kuralımız aynı işi yapan iki kişiye izin vermemek. Tek bir koşulla ilk müşterinin onayını alarak. Ama niçin hani bu iki müşteri? Mantığını söyleyeyim. İçeri girdiğinizde dediğim gibi her sektörden bir çoğusu sinerji daha fazla oluşuyor. Ki içeride bahsetmekten zarar görmeyeceğini düşünüyorum. Geçenlerde üzücü bir olay yaşadı bir avukat arkadaşımızla bıçaklı bir saldırı oldu. Artık bizim üyemizde. Yeni ofisleri, son ofiste güvenli ortam olduğu için ailesinin ve çevresinin ilk gördükleri ve duydukları anda kabul ettikleri bir ofis ortamıydı. Mesela bu bizim için kuru kaynağı. Yani, böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Sabah 8'de gelip çalışmaya başlayabiliyor. Ben diğer ofisimde olsam mümkün değil. Gidemem düşüncesi. Hala o psikolojiden kurtuluyor. Çok rahat çalışıyorlar. Misafirler çok rahat gelip gidebiliyor.
her türlü çalışma saatleri içerisinde kontrol sağladığımız için, güvenliği sağladığımız için çok rahat bir çalışma ortamları var. Diğer avukat arkadaşımızın onayını almadan onlara izin vermedik ki kendi aralarında da anlaşma sağladık. Şöyle aynı sektörde görev yap, yani avukat ama baktıkları dosyalar farklı olduğu için kendi aralarında daha çok iş paylaşımı yaparız diye düşündüler. Firmaları seçerken ki sürecimizi söyleyeyim. Benim bir geçmiş olan, tanıdığımlığı olan, kendi açımızdan da eski bankacı olmamızın kaynağının bilgi ve tecrübesinin kaynağıyla birlikte biraz da piyasa araştırması yaparak alıyoruz. Bu konuda yanıldığınız oldu mu? Evet, oluyor. Bazen oluyor. Mesela bir firma geldi, ismini vermiyorum ama bir inşaat firması. Üçüncünün kapattı gitti. Kirasını ödedi. Yasal adresi doğru. Vergi levhası doğru. Şirket kimlikleri doğru. Bütün bilgiler doğru. Onlarla çalışmak istememizin tek sebebi yanına çalıştırdığı kişilerin kimliğini vermek istemesi. Vermek istememesiydi. Evet. Sözleşmeyi tekrar attık. Fesatımızı kullandık. Peki. Bunlar da çok önemli çünkü insanlar. Güven birincisi birinci olsun. Bir kere kaybedildi mi? Yani elimizden gelen her türlü güven ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki biliyorsunuz ki bugün banka dolandırıcılıkları bile yapılabildiğine göre piyasada her türlü sektörde insan mevcut. Ama en azından daha evvel çalışılmış, bir önceki çalıştığı iş yerinden bilgi alarak ya da bir referansla gelmiş müşteriyi tercih ederek daha çok yol kat ediyoruz. Hani eğer biz bunu billboardlarda, biz bunu gazete reklamlarıyla, devasa reklamları kullansak, mesela sanal ofis için söylüyorum, ciddi miktarda güven ortamını sarsıcı şeylerle karşılaşabiliriz. Sonuçta telefonlar sizi oraya kayıtlı, adres sizin orada. Yok, telefonlar sanal santralde herkesin kendi adı. Kendi adı. Şeyde mi, ofiste sadece sizin? Bizim santralimiz ayrı, bizim müşterimiz şu anda bizim adımıza kota edilmiş 50 tane hattımız var. O hattı müşteri adına talep ediyoruz. Ofisten 3 ay içerisinde ayrılmak istediğinde gene telefon numaranızı alıp dışarı çıkabiliyorsunuz. IP santralden dışarıya sabit masa olarak. Mevcutta kullandığınız numaranız var ise de bizim santral sistemimize aktarır, santral sistemimize kullanabiliyorsunuz. Yani siz de öyle bir yükümlülüğünüz yok. Hani telefonu herkesin kendine ait hattı var. Biz kendi hattımızı müşteriye kullandırmıyoruz. Sadece mekan sahibi. Evet, ben santral sistemi biraz farklı. Hani dediğim ciddi bir altyapıya sahip diye. Oradaki sistemde herkesin kendi telefonu var. Mesela mevcut biraz bir bahsettiğimiz avukat arkadaşlar kendi telefon numaralarını devir yaptılar. Bilgisayar firması kendi telefon numaralarını devir yaptılar. Faks numarası mesela bizde elektronik faks. Bir kez bir faks numarası veriyoruz, ömür boyu kullanıyorsunuz. Mail adresinize geliyor. Aynen. Yani bugün dünyanın öteki tarafına da gitseniz gelen faksınız mail adresiniz otomatik düşüyor. Onları kullanıyorsunuz o şekilde. Benim o sormamdaki şey sizin adınızdan, sizin telefonlarınızı kullanarak evet, anladım ben. Farklı olaylar yaşanabilir mi? Ne? Yaşanamaz. Herkesin kendi adına. Ha. Yani dışarıdaki bir ofisle bizim içerimizdeki ofis sahibi yönetimimiz dahil. Nedir? Elektriğimizden kullanıyor. Güvenlik unsuru yok. Biz bunları yaparken ki yani web sitemizde görüyoruz. Hukuki danışmanlık alarak yapıyoruz. Şirket avukatımıza danışarak yapıyoruz. Mali müşavirimize danışarak yapıyoruz. Bu şekilde yönlendirmeleriniz de oluyor. Tabii ki. Yani, kendi içerimizde sorduklarında örnek veriyorum. Bir tane örnek vereyim. İşte benim böyle bir şirket birleşmem var. Bana yardımcı olur musunuz dendiğinde. Tanıdığımız arkadaşların kartvizitleri var. Bize bırakılan kartvizitler var. Veriyoruz. Diyoruz ki bu arkadaşlardan destek alabilirsiniz. Hukuki olarak destek almak isteyenlere işte icra avukatı, işte mali suçlar, işte bu bizde bulunan, database'imizde bulunan firisten müşterilerimize yönlendirme yapıyoruz. Bunların yeni projelerden de bahsettiğimi istiyorum. Yeni projeler var mıdır? Farklı. Yeni projeler zaten konuşmamızın içerisinde biraz bahsi geçti. Açık ofisleri gündeme sokmak istiyoruz. Hani kaçırmış olan izleyiciler için. Açık ofisleri gündeme sokmak istiyoruz. Bunları yeni bir sektör hizmeti olarak faaliyete girmesini bekliyoruz. Dediğim gibi Türkiye'nin değişik 7 vilayetinde birbirine bağlı sanal ofis franchising sistemi. Peki sadece bir bölgesinde değil. Hayır. Birkaç tane isim vereyim. Adana, Antalya, Maraş, Antep, Karadeniz'de. Bağımsız, birbirinden bağımsız ama Denizli'de
denize katkı sağlayabilecek gelişmekte olan, yani bir İstanbul'a şu başlamamızda hiçbir anlamı yok, İstanbul'da bu sektör zaten oldukça ileride. Ama orada iş ortaklıklarımız var mı? Var. Yurt dışı meç ofiste, yurt dışı birkaç tane ofis hizmeti veren firmayla ortak bir çalışmalarımız var. Yurt dışında şu an sanal ofis kullanan müşterimiz de var. Bunların akabinde bu işte yani işleri büyütebilecekleri, hani örnek veriyorum, bir Burdur'da denizli ticaret bağlantısı yok, sadece mermer sektöründe var. Bir ofis çelikle bir bağlantısı yok. Evet. Ama gelişmekte olabilecek, İpik'le bağlantılı, Antep, Maraş, örnek veriyorum. Ya da turizmle bağlantılı olarak Antalya, Denizli, Marmaris, bu tür sektörel potansiyel olabilecek yerlerin araştırmasını yaparak büyümeye hedefliyoruz. Altyapı olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Büyüme aşaması ile ilgili de doğru kararlar alabilmek için biraz izleyerek, hata yapmadan doğru kararlar almak istiyoruz. Çınar'da ve hani onu da böyle Çamlıca'ya birer tane daha iki proje düşünüyoruz. İş ortaklıkları da var konuştuğumuz. Sektör olarak birinci bir sektör, yani sektör lideri olmak da hoşumuza gitmiyor. Şimdi şuraya açılması. Bu şekilde sunaksın. Benim sormadığım sizin bu da yer alsın sesler, bunları da bilsin. İç adamlar için söyleyebilirim. Yani şehir merkezinde kullanabilecekleri eğitim salonlarımız, toplantı salonlarımız var. Bunlara dışarıda hizmet verebiliyoruz. Dışarıda. Nerede soğuk hizmetler? 30 kişilik bir eğitim salonumuz var. İsterseniz kadar kullanabilirsiniz. O özel bir anlaşmaya bağlı. Yani büyük firmalardan birkaç firmaya biz şey veriyoruz. Toplantı salonu kullanma imkanı veriyoruz. Daha evvel iki tane Postef girişimci eğitimi verildi bizim salonumuzda. Denizli'de gene ciddi büyüklükleri bir firmanın yurt dışı eğitimi bizim ofislerimize verildi. Toplantı salonu var, küçük toplantı salonumuz var. Orada bireysel eğitimler veriliyor. Anlaşmalı olan kurumlarda. Yani eğitim ve toplantı salonu olarak da hizmet veriyoruz. Çünkü yani herkesin erişebileceği, hani bunun iş seyirci otelleri evet gerçekten büyük bir ortamda hizmet veriyorlar ama ulaşım problemi yok. Herkes için problem ama Fiyat Miyasın merkezine, dolmuş yola, taksiyle, belediye otobüsüyle, otoparkıyla, yürüyerek iş çıkışı, hani biz birkaç eğitim kurumuyla anlaşma yapmayı düşünüyoruz. Projelerimiz arasında bir de o var. Yani yabancı dil eğitimlerini, kişisel gelişim eğitimine anlaşmayı düşünüyoruz. Yani şirket merkezine yakın, bankalara yakın, finans dünyasına yakın, iş çıkışında gidip eğitim alıp öyle gidebilecek bir ortamdayız. Yani, o kadar çok bir yeni şey yaparak hitap ediyoruz ki anlatmak da bitmiyor. Bu şekilde yer alıyor. Bir de bir şey daha var, onu da sormak istiyordum ama tüm ofisleri biliyorlar. Avantajlarını konuştuk, bütün ne kadar bir hizmet veriyor sorduk. Çok nokta var, Denizli büyük şehir oldu. Büyük şehirle beraber tüm ofislere değişimler. Değişimler biraz önce yani, basarak üstüne söyledik. Daha büyük lokasyonlarda büyük hizmetler olarak söyleyeyim. Biz yani bir iş kulesi olarak ileride hedeflediğimiz şeyimiz bu. Yani komple bir iş merkezi için otoparkıyla sıfırdan bir bina her zaman hayallerimiz üstleyen hedefimiz. Yani şehir dışında büyümeler franchising olabilir, şehir içinde büyüme yani diğer ofislerden hariç kendi adımıza yapmak istediğimiz tek şey Denizli'de bir iş kulesini oluşturabilmek. Bugün zirveden programında çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sunofis'e konuştuk. Sunofis'in getirdiği faydaları, avantajlarını konuştuk. Barış Bey'e de çok güzel bir şekilde anlattı. Ben teşekkür ederim. Bugün zirveden programında Sunofis'in avantajlarını konuştuk. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Suna Bey'i ağırladık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Thank you.